Evet, Beyaz Futbol Pazar devam ediyor. Beyaz Futbol Pazar etiketine soru görüşlerinizi bekliyoruz sevgili seyirciler. Trend topik olduk Twitter'da. Çok teşekkür ediyoruz ilginize. Hazır Fenerbahçelilerin keyfi yerindeyken keyifli bir BTR getirelim ekrana. Fenerbahçe takım otobüsünde Ozan Tufan'ın takım arkadaşlarıyla komik bir diyaloğu var. İzleyelim. Evet, hepiniz bu havayı çok iyi bilirsiniz. Sinan abi, bu bir şampiyonluk havası gibi ya değil mi? Şimdi bu Yani güzel maçtan kazandıktan diyaloglar. sonra şimdi çok da iyi oynayan bir Ozan Tufan var. Yani milli takımda iyi oynuyor. Zaten bizim Ozan'la hep istediğimiz bu. Yani sen çok yetenekli bir oyuncusun. Yani kendine bakman sadece yeterli. Sadece kendine bakman, futbola kafanı vermen, konsantreni vermen. Senin çünkü meziyetlerin çok, toplayıcısın, hızlısın, enerjin çok yüksek. Sadece futbol oynamayı düşüneceksin. Hep bunları söyledik yıllardır. İşte bir Alanya'dan itibaren başladı. Yani bir Alanya serüveninden sonra başladı. Bir ara bakılıyordu. İşte Beşiktaş'a takası gündemde mi diye falan diye bilmem ne diye, evet, öyle bile konuşuldu. Ama bugün şu an gelinen nokta hem Fenerbahçe'nin hem milli takımının en iyi oyuncusu durumunda diyebiliriz. Bugün de çok iyiydi. Abdülkerim hocam, VTR'yi izledin. Evet. Bir şampiyonluk havası var böyle takım otobüsünde, keyifler yerinde. Şimdi futbol oynamış Sinan Engin de ben de, ikimiz de futbol oynadık. Galibiyet çok güzeldir. Lan ne olursa olsun, isterse hazırlık maçı olsun. He. Otobüsün o arkasında. Duyguyu bize anlatın. He işte o otobüsün arkasında böyle makaralar olur. Şimdi Fenerbahçe orada puan kaybetse, son dakika adam kafayı iyi vursa, o otobüste herkes camdan dışarı bakıyordu. Herkes, anladın mı? Kimse kimseye bakmıyordu. Bir an önce havaalanına gidip uçağa binip eve dönmek ister canın. Hiç konuşmak dahi istemez. Yaşadınız mı? Ozan Tufan böyle karşılanmış. Bu, havalimanı galiba bu, değil mi? Aferin. Evet. Büyük kaptan Ozan Tufan. Şimdi bu... Onurcuğum, bu şimdi şampiyonluk için daha çok erken bir. İkincisi... şimdi bu dönemlerde Türkiye Süper Ligi'nde maç kazanan her takımın otobüsü böyle olur. Anladın mı? Bugün mesela diyelim ki kim maç kazandı Fenerbahçe'den başka? Bugün kim kazandı? Karagümrük bakalım. Berabere kaldı. O da büyük bir derbiydi. Bugün berabere bitti. Antalya'da berabere kaldı. Bugün ikisi de berabere bitti. Şimdi diyelim ki ikisinden biri kazansaydı o takımın otobüsü aynı böyle olurdu. Arkada bir beşli olurlar. Hı hı. Önde daha sakin abiler oturur. Değil mi? Daha böyle sakin kitabını açarlar, okurlar. Entelektüel abiler ön koltuklarda oturur. Biraz böyle öyle yapardı yanlış tırnak içinde söylüyorum. Biz onlara hani kötü kelime mi bilmiyorum, fırlama diye hitap edilir. Böyle fırlama tipli adamlar vardır. Arkaya gidiyor. Mesela Caner Erkin. Okulda da sınıfta da öyleydi. Evet, Caner Erkin mesela. Espri yapar. Caner Erkin yaşı gelmiş. Caner Erkin 40 yaşına da gelse böyle bir adam olacak. Tabii belli. Karakteri o. Anladın mı? Şey, o işte o tipler arkaya daha çok otururlar. Beşli. Eskiden biz beşli otururduk benim zamanımda. Biz hem affedersin o tipler, fırlama tipler, hem de biraz böyle yani nikotin. Ya kazanınca o zaman işte hiç şimdi olmaz öyle. Sağlığa zararlı olduğunu vurgulayalım. Hayır, ama o zamanı söylüyorum. 80'li yılları söylüyorum, evet abi. Otururdu. Kocalar da bilirlerdi. Göz yumarlardı. Ama Trabzon'dan galibiyetle döndüğünüzde bile mutlu dönemezdiniz. Doğru mu? O zaman çok da galibiyetle döndüğümüzde galip döndüğümüzde çok sayılır. Hocam Pelkas gibi hiçbir takım arkadaşınızın adını unuttuğunuz oldu mu sahada? Oldu tabii. Ya hayır, ben mesela bizim yamamızda iki yabancı vardı. Yugoslav olurdu. Anladın mı? Yabancı olurdu. Ben yerli, mesela yerli takımdaki yerli Türk arkadaşımın bile adını unuturdum bazen. Ne derdiniz? Mesela, ne bileyim mesela unutuyordu mesela bizim şimdi İsmail Kartal Konya Sporcusu yok mu? Onun lakabı Arap'tı. Aha. Arap, Arap derdik ona daha çok içinde. Mesela onu bir unuttum. Ya bu neydi derdim mesela Cem abi. Kara mıydı neydi bu ya falan diye. Anladın mı? Böyle o heyecanla, hırsla ya da onun bir hareketine kızdıysam. Aha. Böyle hani insan Türk arkadaşının bile adını unutabilir bazen. Ha mesela ona çok öfkelendiysen bir şey söyleyeceğim ona mesela. Kötü bir kelime çıkacak az var. İsmini bile karıştırabilirdim. 18 tane yeni transfer gelmiş. Karıştırması da biraz normal değil mi? Bir de hep değişik değişik geliyor. İşte Yunan, Tanzanyalı, Afrikalısı, Arjantinli var falan filan. O peki, çocuk da yeni geldi ya Pelkas. Belki ondandır. Olabilir ya. Karıştırılabilir. Peki tekrar İzmir'e gidelim ve bu arada Ali Koç'la Abdülkerim Durmaz ne konuştu? O toplantıda varsa özel diyaloglarını sizden birazdan dinleyeceğiz. Ya özel değil, biraz esprili. Mesajları yani var herhalde bize değil mi? Bizim Beyaz Spor'a. Bizim onu işte başkanla böyle özel konuşmamız bizim programla ilgili oldu. Buradaki değerli arkadaşlarımla ilgili konuşmalar yaptık. Sizlerle. Sizlerle. Sen seni merak ediyor Onurcuğum. Seni merak ediyor.
yeni başlayan arkadaşı. Şunu söyleyeyim, moral olsun sana, seni çok sakin, çok sakin anlaşılır bulmuş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biz de buradan saygılarımızı, sevgilerimizi gönderelim kendisine. Yani programla ilgili olumlu görüşleri vardı. Özel onu konuştuk. Hı-hı. Diğerlerinde zaten gazeteci arkadaşlar vardı. Hep bir limit, UEFA şikayet bir konusu çıkmıştı ya. Fenerbahçe UEFA'dan ceza alır diye bir söylentiler çıkmıştı. Hı-hı. İşte onlar soruldu. Limitler nasıl oldu falan. İşte o bonservis bedelleri falan. Daha çok ekonomik şeyler, sorular ve yönetimsel sorular olduğu için ben pek anlamadığım için işin futbol. Evet. Biz bir gün önce Erol Bulut Hoca ile ki yemekli toplantımızda daha çok saha içini konuşmuştuk. Mesela o daha benim için hani dikkatimi çeker. Orada da çok güzel, verimli yönetimsel şeyleri anlattı Ali Başkan. Özel konuştuğumuz bizim programla ilgili. Peki. Bir Erol Bulut'u dinleyelim. Memnuniyetleri de var. Dilerseniz söylerim. Gerçi Ahmet Hoca'ya söyledim o gün. Memnuniyetleri de var bizim programımızdan. Bizim programımıza eleştirileri de var. Onu da evet. Sinan'la da konuştum. Yapıcı eleştirileri tabii ki dikkate detaylı alacağız. Ama evet. Ali Bey ama şey, sempatik bak. Evet. Zaten peki. Şey yani eleştiriye son derece açık. Biz istiyoruz ki diyor, biz futbol konusunda özellikle hatalarımızda çatır çatır söyleyin ki sizin program hiç gözünü esirgemeyen bir program diyor. Bir gün kendisine... Benim sahili dili bilip bilmediğimi de merak etti. Merak etti. Dedi ki Rasim dedi hakikaten dedi o dili biliyor mu yoksa kafadan mı atıyor dedi. Zaten Ahmet Hoca'nın söylediği laflar hakikaten Tanzanyaca mı dedi. Ve onu da dedi merak ediyorum. Ali dedim, Koç sordu Ahmet sana. Hoca çok ana dili gibi. Tanzanyaca bilir dedi. Tanzanyaca bilir dedim. Rasim de tercüman. Şaşırdı. Yok senin önüne Türkçesini koydum. Seni ele verdim. Onu söyledi. Seni ele verdim Rasim. Beni sattın. Seni sattım. Çok güldüler. Ama ben de şimdi evet. Sayın Ali Koç'a hayırlı olsun diyorum. Buyurun. Rasim onu şurana atsana. Sayın Ali Koç buyurun hayırlı olsun. 5. yıldızınız bu sen. Pardon 4. yıldız. Bak Allah söyletti. Allah peşine versin. Allah söyletti. Diyorum ki ben bu sene 42 hafta var mı? 41. Sevgili, 40. 40 hafta 40 var. Maç oynanacak. Topla. Şimdi 40 maç oynanacak. 35 maç kaldı. 35 maç. 35 haftada amaç 50 penaltı. Yok. Ya bir öyle bir böylesin. Ya abi, bir 35 haftada. Bir moral veriyorsun Fenerbahçe taraftarına bir yaptığın şey bu. Fazla mı? 35 haftada Fenerbahçe 50 penaltı alamaz mı? Peki kaç 50 penaltı aleyhine verilebilir mi? Ya o kadar verilmez canım. Eşit gidiyor işte istatistiklere göre 3-3. Takip edeceğiz. Şeyle takip edeceğiz. 3 aleyhimize verilmiş. Penaltıları da alan 35 hafta takip edeceğiz. Zaten bugün de Sinan Engin ekolünü devam ettirdi Beşiktaş Fenerbahçe. Dur bakalım Erol Hoca. Ben seni korurum Kunduzi. Ya bu arada nerede ya? Rasim Ozan ümidi kesti ama Galatasaray ümidi kesmedi. Galatasaray'ın müthiş bir videosu var yarınki maçla ilgili. Galatasaraylılar ekran başına, onu da ekrana getireceğiz. Öncesinde bir Erol Bulut'u dinleyelim. Bugün deplasmanda, zor deplasmanda, Göztepe deplasmanda galip geldiğimizden dolayı mutluyuz. Kolay olmadı. Aslında kendi işimizi zorlaştırdık. 5-6 olacak bir maç. Sonunda 3-2 kazanmış olduk. 1-0 öndeyken hakimin verdiği bir rakibe penaltı oldu. Orada sorum, normalde öyle pozisyonlarda VAR'a gidiliyor ve VAR'a çağrılıyor hakim. O pozisyon neden hakimimiz VAR'a çağrılmadı? Çünkü penaltı pozisyonu değil. İzlemiş olsa bir ihtimal penaltıyı, daha doğrusu %100 penaltıyı vermemiş olacak. O yüzden hakimlerimizin biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Sadece o değil, rakip için de aynı, bizim için de aynı olması gerekiyor. Hücum anlamında yeterince gol pozisyonuna girdik, daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Defans anlamında bireysel hatalar yaptık, rakibi 2-3 gol pozisyonu verdik. Milli takımdan 13 futbolcumuz milli takıma gitmişti. Bazı arkadaşlarımızda yorgunluk belirtisi bugün biraz gözüktü. Ama oynanan futboldan memnunum. Yarattığımız gol pozisyonlarından memnunum. Defans anlamında söylediğim gibi bireysel hatalar, ufak tefek hatalar oluyor. Onları tabii ilerleyen süreçte daha iyi yapmamız gerekiyor. İtirazım tabii ki olacak. Çünkü olmayan bir penaltı sonuçta veriliyorsa her hoca itiraz eder. Etmeyen hoca zaten olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta illa ki itiraz eder. Çünkü gerçekten olmayan bir penaltı. Devre arasında içeri girdiğimizi izledim. Maçtan sonra da izledim. Hakimimiz kendisi de izleyecektir tahmin ediyorum. Ondan sonra kendi kararını kendisi verecektir. Bir de hocam geniş kadrodan oyuncu seçerken zorlanıyor mu?
Öyle bir zorlandığımız yok. Sonuçta elimizde 25 tane, 26 tane kaliteli futbolcumuz var. Her hafta 1-2 futbolcu değişebilir. O rotasyona girmemiz lazım. Çünkü 40 haftalık bir süreç. Artı kupa maçları olacak. Milli maçlar oluyor. Bugün 1-2 futbolcumuz yorgunluk belirtisi vardı. 10 günde 3 maç oynadılar. 4. maçlarını bugün oynadılar. O yüzden bu rotasyon sürekli olacak. Evet, Erol Bulut'u dinledik. Erol Bulut'un açıklamaları ile ilgili Sinan abi. Ben şimdi mesela öteki türlü zorlanacaktır. Yani kadro kurmakta zorlanacaktır. Şimdi mesela diyelim Nazım iyi gidiyor şimdi. Bir iki maçta iyi oynadı. Mesela Gökhan'la mı oyunu değiştirecek? Veya Mert Hakan oyuna girdi. İki tane attı. Bir oyuna girdi. Mesela kim oynuyor şimdi orta sahada? Sosa, Gustavo, Ozan Tufan. Oradaki ikili Gustavo ile Sosa. Sinan lafını kesme. Hayır şu anda Gustavo ve Sosa oranın Erol Hoca ile bugün konuştuğumuz için söylüyorum. Kafasındaki hiç yani sakatlık. Ama çok komutlu bir Ozan var. Üçüncü adam olarak Ozan'ı tercih ediyor. Ozan. Ama mesela dediğin gibi olursa Mert Hakan üstün bir performans girdi gösterirse. Siyamlar var. Yani Ozan'ın var. Pelotti var. Yani, var. Abi, sınırsız oyuncu yani, var abi yani, yapmayın. Pelotti var. Sise var. Onlar no, Kemal Ademi var. Yani. Abi, bak ben size sormak istiyorum. Ben aynı kanada değilim Erol Hoca ile. 8. 10. haftadan sonra iş zorlanacak. Yani oyuna giren, iyi oynayan veya bir hafta şans verdiği oyuncu mesela diyelim ki o kadro derinliği çok. Sosa oynamadı mesela. Onun yerine orta sahada Ozan şey yaptı. Ne o? Gustavo, Mert yaptı. Müthiş oynadılar. Sen peki sen böyle bir kadroda sen görevli olduğunda bu kadar yıl içinde sen ne yaparsın bunu sağlamak için? Söyle bakalım sen ne yaparsın? Şunu söyleyeyim. Çok güzel keyfime bakarım, antrenmana bakarım. Ben sana söyleyeyim antrenmana bakarım. Peki aradaki huzursuzluğu ise, nasıl? Tamam. Huzursuzluğu nasıl gidereceksin? Yani bir şey yapacağım. Şimdi Fenerbahçe kulübü olduğu orada için. Orada da Emre Belezoğlu var işte. Ciddi tabii ciddi. Yani konuşan her şeyden önce yapacağım. Parasını alıyorsa. Tabii. Parasını alıyorsa hiçbir sorun çıkarmaz. Evet, tamam. Sen yani oynamasa da sorun çıkarmaz. Sen yöneticilik işi yaptın. Ben oynamasa da sorun çıkarmaz. Hep sorun. Nereden çıkar? Paradan. Hem paramı alamıyorum diyecek mesela. Tabii. Yabancı futbolcu. Hem de ben oynamıyorum diyecek. Ama öteki türlü paramı da alıyorum. Ha bir de bakacak. Adaletli. Ha diyecek ya adam iyi oynuyor şimdi bak diyecek. Şimdi bugün Novak. Geçen senenin belki Caner'den daha iyi performansı var. En iyisi oldu. Ama bugün geçen Caner sen oynuyor. Ama Caner iyi oynuyor. Şu an Caner'i kesemezsin. Şu an Caner çok iyi. Asist kralı olacak. Ya asist kralı olur. Frikiklerden de atar. Hani hakikaten iyi. Peki kart, bugün diyelim, lazım. Kart lazım. Cezalısı oldu Novak oynadı. Hayır Sinan abi. İşte onu söylüyorum. Ya, Novak oynadı. Müthiş oynadı. Müthiş oynadı. Müthiş zorlanacak ya. Ne yapacak? Ne diyecek şeye? Erol Hoca Caner'i çağıracak. Evet. İşte diyecek ki bak. İyi şimdi peki yani, Sinan bunları yaşayacak. Bu açıdan da iyi değil mi? Hep herkes diyor ki bu dezavantaj olur abi mu falan diye de. Peki avantajı şu olamaz mı? Şimdi Caner Erkin çok hakemlerle konuşan bir tip tamam mı? Eğer kart gördüğünde formayı kaptıracağını düşünürse kendini sinirsel olarak daha da frenlemez mi? Hmm. Mesela bu da bir fayda değil mi? Kaptırmamak için. Ulan formayı ben verirsem şimdi Novak alırsa bir daha dönemem diye bazı bu kadar rahat kart göremeyecek. Bak, geçen bugün sene Beşiktaş'ta değil mi? Rahat rahat kendini attırıyordu daha önce Fener'de. Şimdi attıramaz ama kendini. Çünkü Sinan'ın dediği gibi forma gider. Bu da bir avantaj. Niye hiç avantajını düşünmüyoruz? Kendine iyi bakmak doğru zorunda. Hep dezavantajı şimdi düşünüyoruz. Şimdi dikkat et şampiyonluğa giden takımlarda hep 13-14 tane oyuncu vardır. 15-16 azdır. Çok iyi. Dikkat et. Evet, 13-14. Zaten kadroyu sayarsın bugün hemen. Bakıyorsun, evet, sayarsın. Bugün bakıyorsun 25 tane oyuncusu var. 22 tane aynı ayarda. Sinan abi bir şey soracağım ikinize de. Yani ben şimdi bakıyorum son 20 sene. Hatta Fenerbahçe'nin bu kadar geniş, derin ve kaliteli kadro derinliği oldu belki nadir sezonlardan biri diye düşünüyorum. Bu arada sosyal medyada şu sene burada iyiydi. Derinlik olarak ilk Rasim, 11 olarak değil mi? Sosyal medyada da çok hocamın da görüşünü merak ediyorum. Çok Ahmet büyük hocam bir nasıl diyelim tepki var Caner'in milli takıma alınmaması ile ilgili. Aynen. Caner Erkin milli takıma alınmalı demişti Sinan Engin dün Beyaz Bol Cumartesi programında. Mantıklı. Şöyle mantıklı. Eğer Fenerbahçe'den gönderilip şu anda gittiği Başakşehir'de dahi formayı kaptıran formsuz bir Hasan Ali oynayacaksa, oynatacak ki oynuyor. Yani herhalde Hasan Ali'den, Umut Meraş'tan daha kötü oyuncu değil Caner. Caner'in takdiri.
Caner'in mantıklı ama alınmayışının sebebinin ben futbol dışı olduğunu düşünüyorum. Yani agresif yapısı. Evet evet. Ay ben Caner'in huzur bozar diye mi düşünülüyor? Yok, kendisiyle alakalı. Ben Caner'e kendim de söylüyordum. Yani kendine de söyledim. Şöyle, sakin ol, daha sakin ol. Yani Caner'in artık bu jestleri bırakması lazım. Doğru. Artık 30. Hele bu yaşta. 30 yaşında yani. Doğru. Belki daha fazla. Kedi yani, arkanda kedi. Artık yani hakemlere. Şimdi Caner'cim bak. Kameralar falan seni hep çekiyor. Sen tam benim arkamda. Sen Allah'tan kara kedi değil. Evet, hırsızsın. Sinan abi, şey, kaybetmeyi sevmiyorsun. Ahmet hocamın yanına gel. Haksızlığa dayanamıyorsun ama bu jestlerini yapma. Bu jestlerin sana eksi yazıyor. Onun için ve seni sevimli yapmıyor. Onun için sen yapma. Sen işine bak, futboluna bak. Bugün oynadığın gibi devam et. Bu performansını da sürdür. İyi futbolcusun. İyi futbolcu olduğun sürede seni hiç kimse de kesemez. Yani seni oynatır, Novak önde oynatır. Novak yer arayacaksa. Ama bilmiyorum, Novak falan da zor oynar. Ben bugün Nazım'ı da beğendim. Nazım'ın savunmasında biraz sıkıntı var. Bence savunma yapmayı sevmiyor. Aslında atletik bir çocuk ama Halil onu birkaç defa zor durumda bıraktı. Evet. Zor durumda Halil. Şimdi Halil o hızlı. Halil öyle kolay tutulacak da bir adam değil. Yani anladın mı? Onun için Fenerbahçe'de şu dönemde antrenörlük yapmak bir şanstır. İyi dönemde, şanslı bir dönemde Allah'ın sevgili kuluymuş. Yani Emre Belezoğlu gibi futbol aklı var üstünde. Ekibi var. Çok isteyen bir başkan var. Evet. Çok isteyen 25 tane futbolcu var. Bir de herhalde parada da sıkıntı yok. Hı hı. Ali Koç'a da helal olsun diyeyim. Yani bu kadar büyük paralar verdiğin. Hani Ali Koç var bugün ya. Bakıyorsun burada bir reklam her var. Her kulübe lazım. Burada bir firmasının reklamı var. Burada bir reklam var. Öteki tarafa bakıyorsun başka var. Yani helal olsun. Abi, Fenerbahçe 20 senede yani. Ali Koç başkan olur diye düşünüyorum. Ben dedim 20 sene. Nasıl 20 Koç, sene Aziz Yıldırım? Ali Koç kendisi. 20 sene Ali Koç. Ali Koç kendisi isterse bırakır. Hah. Sayın Ali Koç istemezse. İndirilemez mi diyorsun? Abi yani. Nasıl hesap göreceksin ki? kulübün hani, ekonomik durumu değil mi? Verdiği paralarla ilgili nasıl hesap göreceksin? Hay diyecek ki ben bırakıyorum, paraları da eBay ediyorum. Eyvallah, bir daha da. Ama Ali Koç abi, aday olduğu sürece. Çoğunu kendi aldı. Şimdi derler ki hani şunu söylüyor. İşte bu sene sportif başarı olmazsa işte Ali Koç gider. Aynı kanadayım. Ali gidemez. Koç kendi isterse tabii, gider. Tabii. Kendi bence isterse. Peki. Ya o zaman Galatasaray'a geçelim. Özelleşecek, ben size söyleyeyim. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe dahil. Rasim Ozan Kütahyalı Galatasaray'dan umudu kesti ama Galatasaray yönetimi, Galatasaraylı futbolcular umudu kesmedi. Kesti. Yıldız verdin daha ya, ne? O ayrı bak, göster. Galatasaray'dan umudu kesmedim. Diyorum peki ki Fenerbahçe 4. yıldızı alacak. Tamam. Tekrara düşmeyelim. Söyletmek istiyorum. Tekrara düşmeyelim. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. Olacak olay diyelim. Bu. Sen yapacaklar demeyelim. Ali Koç yapacak da olabilir. Yapacaklar deyince illa bir kategori olmaz. Tamam. O halde Galatasaray'ın Alanyaspor maçı ile ilgili videosunu bir izleyelim. Evet. Galatasaray böyle hocam, aslanlı, görkemli bir yener mi Ahmet Hoca? Video hazırladı. Evet, Ahmet Hocama soralım. Ortada diyor. Nasıl ortada hocam ya? Hocam sen bir ortadasın bugün. Ahmet Hocam bugün bir. Hocam bir ortada bugün. Ortada şu anda. peki Galatasaray Alanya oranları bir ekrana verelim. Soralım ne olacak Sinan yarınki abi, maç? Mı? Zor maç Galatasaray zor, için. Tabii, Alanya iyi takım. Kolay hangi maç var? Yok da. Bu... Şu takımı. Kolay yener diyeceğimiz bu sezon hakkında şey takım yok değil yok, mi yani? Niye biliyor musun? Basma takım yok. Neden biliyor musunuz? Neden? Bir de seyirci faktörü yok. Ha, o da etkili. O da etkilemez mi yani? Çok. Eskiden seyirci faktörü vardı, hakem etkiliyordu. Psikolojik ortam. Tak 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 düdükler bilmem ne falan da filan da etkileniyordu. Onun için. Düdükler çalıyor muydu Sinan abi? 1.80. Sen bastırıyordun pas yap pas yap pas yap. Lucescu yancı gibi yanda. Estağfurullah olur mu? Pas yap. Hiç o maçta izledim ki. Aklımda kalmış bak. Şöyle bak göster beni kamera. Lucescu teknik direktör. Pas yap pas yap. Aynen dedi mi demedim. Bak pas yap pas yap dedi. Hakeme de pas yap diyordun arada. Hakeme de. Şimdi bu sene kalmadı onunla. Peki ne olur Galatasaray Alanya? Galatasaray kazanır. Galatasaray kazanır diyorsun. Evet. Niye ne? Tartışılır mı ya? Artık hayır Alanya kazanır dedim. Olur tepki verdi. Galatasaray kazanır olur. Hayır, Galatasaray kazanır. Çok böyle rahat kazanır gibi kazanır, söylediniz rahat, ya. Rahat kazanır diye bir şey yok. Rahat yani kazanır diye bir şey yok. Kazanır, olur, olur, Galatasaray yani. Alır. Hayır Galatasaray zor kazanır nasıl söyleyeceğim? Alanya alır. Galatasaray. Yani.
Çok zor kazanır. Galatasaray kazanır diyor. Anketimiz var. Taraftarlar ne düşünüyor? Galatasaray Alanyaspor maçı nasıl sonuçlanır? Galatasaray kazanır %33.3. Ama bak Sinan abi şu yüzden dedim. Evet. Alanyaspor'da şansı görenler daha fazla. %41.8. Alanyaspor kazanır. Alanyalılar bastırmış. Şimdi şöyle Fenerbahçeliler diğer bastırmış. Diğer takımların taraftarları yüklenmiş. Maç nerede? İstanbul'da. Pek tabii de yani Alanya'da kazanırsa sürpriz olmaz. Kötü takım ama değil. Bir fikri sordun. Hı-hı. Ben ne diyeyim? Yani 4 ihtimalle mi diyeyim? Ahmet Çakar'ın dediği gibi ama bazen diyor ya maç yarıda kalır. Yani, artık taraftar yok. Galatasaray kazanır diyorum. Benim fikrim bu. Tamam, benim fikrim beni ilgilendirmez var biliyorsun. Vay senin sözüdür o. Benim fikrim beni ilgilendirmez. Benim fikrim beni ilgilendirmez var bazen. Ama güzel maç olur Sinan abi yarın. Ha? Güzel maç olur. Güzel maç olur. Ya seyirci yok ya. Seyirci. Evet ya. Olmuyor abi. Futbolun ruhu yok abi. Seyirci yani bir an evvel %10, %15, %20. Nihat Özdemir'in seyirciyle ilgili açıklamasını bir verelim mi ekrana? 23 numarayı. Dolu ya. Aynen öyle. Her yer dolu abi. Plajlar dolu, her yer dolu. Futbol plaj Federasyonu ya, Başkanı. Kasım'da hala dolu mu Antalya? Yazın. Yani 2-3 hafta öncesine kadar yine doluydu. Sadece Süper Lig değil, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig kulüpleri de dahli olmak üzere. Hepsi istiyor değil mi? Evet. Hepsi seyirci kapasitesinin belli oranda kullanılmasını istemektedir. Şimdi tabii Sağlık kış Bakanlığı, Rasim bir bitireyim. Pardon, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'ndan bir ışık alabilirsek seyirci kapasitesini arttıracağız. Yani lojaların yanı sıra tribüne de seyirci alacağız hocam diyor. Hocam bir tabip olarak bu konuda otoritedir. Ne diyor seyirci maç? Ahmet Çakar ne diyor? Seyirci oyna olsun mu olmasın mı? Hayırlısı. Hayırlısı. Bugün enteresan Ahmet bir profil çiziyor Ahmet Çakar. Bu program olamaz. Bak sakat gibi aynen hissediyoruz öyle kendimizi değil mi Sinan abi? Sanki doğru, sağ doğru ayağımız yok. Sol kolumuz yok. Peki o zaman yavaş yavaş toparlayalım. Programın sonunda hatırlatayım mı tekrar herkesin Instagram'ını? Hatırlat. Sinan Engin'in Instagram'ı Sinan Engin. Rasim Ozan'ın official. Instagram'ı. Benimkini de yarın bir ekrana tam koydum. Tam söyle bir tam neyini. Rasim Ozan official. Benimki o Onur Yıldız, Ahmet Çakar'ınki değişti. DR Ahmet Çakar. Doktor Ahmet Doktor Çakar. Doktor Ahmet Çakar şeklinde değişti. Abdülkerim Hocama, Ahmet Çakar'a, Sinan Engin'e, Rasim Ozan Kütahyalı'ya çok teşekkür ediyorum. Programı kapatırken var mı bir selamımız? Hiçbir şeyimiz yok. Berkant kardeşime, Berkant'a selamlar. Onun dışında da yarın akşam tam kadro buradayız. Evet. Galatasaray Alanyaspor maçının ardından 23.30'da Derin Futbol'da karşınızda olacağız. Herkese iyi geceler. Hoşçakalın.